Kıymetli arkadaşlar, ben avukat Bilal Yavuz. Son videomuzda muhtemelen daha öncesinde haberinizin olmadığı Türkiye ile DSÖ arasında imzalanan sözleşmeyi, sözleşmenin maddelerini ve devletimiz tarafından bu sağlık örgütüne Türkiye'deki faaliyetleri için maalesef nedenli kritik ayrıcalıklar, dokunulmazlıklar verildiğini ve bu anlaşmanın ne tesadüftür ki virüsün dünyada ortaya çıktığı tarihten 8 ay önce meclise sunulduğunu sözümüzü sakınmadan delilleriyle anlattım. Şimdi ise sizlere milletimizi temsil etmek için meclise girdiği halde haddini ve yetkisinin sınırlarını fazlasıyla aşan bazı milletvekillerinin mecliste neler çevirdiklerini gözler önüne serip yorumu sizlerin takdirine bırakacağız. Şimdi anlatacağım hususları muhtemelen ilk defa benden duyacaksınız. Bildiğiniz üzere virüsün ilk ortaya çıktığı tarih 1 Aralık 2019'dur. Bakın bu tarihi unutmayın. 1 Aralık 2019. Salgına ilişkin dünyada ilk vakanın ortaya çıktığı bu tarihten 17 ay önceye gidelim. Virüs daha ortaya çıkmamış, dünya üzerinde hiçbir sıkıntı yok. Tarih 2 Temmuz 2018. Her ne hikmettir ki Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu isimli şahsın başını çektiği 10 milletvekili tarafından Gazi Meclisimize bir kanun teklifi verilir. Delilimizi gösterelim. Kanun teklifinin tarihini şu anda ekranda görüyorsunuz. Gördüğünüz üzere kanun teklifi daha salgın ortaya çıkmadan 17 ay önce meclise verilmiş. Bunun gerçekten tesadüf olabileceğini umarım düşünmüyorsunuzdur. Şu an ise bu kanun teklifini veren kişilerin isimlerini görmektesiniz. CHP milletvekilleri verdikleri kanun teklifiyle ceza kanununa yeni bir hüküm getirilmesini istiyor. Kanun teklifinin ne olduğuna ilişkin delilimizi de gösterelim. Gördüğünüz üzere bu şahısların yapmak istedikleri şu. Zorunlu sıvıların uygulanmasını reddederek kendisinin, çocuğunun ve sorumlu olduğu kişilerin sıvıyı vurulmasını engelleyen, toplumun sıvıya olan güvenini sarsacak davranışlarda bulunan kişilere 1 yıla kadar hapis cezası verilmesini istiyorlar. Ve bu isteklerinin gerçekleşmesi için de meclise kanun teklifi verdiler. Milletimizin kendisini temsil etmesi için meclise gönderdiği bu şahısların cüretkarlığına bakar mısınız? Yani diyorlar ki bu millet bizi vekili olarak meclise gönderdi. Vatandaşlarımız kendisi sıvı vurulmayı tercih etmezse veya çocuğuna sıvıyı uygulatmak istemezse ya da sıvıya ilişkin aleyhte bir açıklama yaparsa bu kişiye 1 yıl hapis cezası verilsin diyorlar. Siz kendinizi bu milletin hükümdarı mı zannediyorsunuz? Bu teklifin başını çeken Mustafa Sezgin Tanrıkulu isimli şahıs bir de sosyal medya sayfalarına sabitlediği paylaşımlarında Türkiye'nin insan hakları mağduriyetlerine ilişkin sorunlar olduğundan bahsediyor. Vah benim öz vatanımda garip milletim. Bu şahıslar mecliste vatandaşlara sıvı olmaları konusunda tercih hakkı, özgürlük hakkı tanınmasın, sıvı vurulmak istemiyorum diyene hapis cezası verilsin, milletin çocuklarına zorla sıvı vurulsun diye kanun teklif verecek, bundan sizlerin haberi olmayacak, bu şahsın sözde insan haklarına dair konuşmaları da binlerce kişi tarafından izlenip desteklenecek. Partizanlığın, tarafgirliğin ülkemizde nasıl bir afyon haline geldiğini görmekteyiz. Bu şahsın daha önce de terörist cenazelerine katıldığına dair haberler yayınlanmış, yine devletimizin hain PKK ve uzantılarına yönelik yaptığı operasyonlarda devletimizi eleştiren açıklamalara soyunması nedeniyle hakkında soruşturma başlatıldığı da biliniyor. Bu şahısların sunduğu kanun teklifinin hukuk ve özgürlük tanımaz, adeta orta çağdan kalma bir zihniyetin ürünü olduğunu görüyorsunuz. Peki bu şahıslar milletin oylarıyla aldıkları maaşa, elde ettikleri şöhrete, ihtişama rağmen nasıl aziz milletimize karşı böylesi bir kanun teklifi vermeye cüret edebiliyor? Ve bunu ne tesadüftür ki salgın ortaya çıkmadan 17 ay önce yapıyor? Şimdi bizi izleyen muhalif takipçilerimiz, şayet bu zorbalığı AK Partili bir milletvekili yapsaydı, elinden geldiği kadar bunu anlatıp işte bunlar böyle hukuk, özgürlük, yaşam hakkı tanımaz deyip de bunu senin desteklediğin partin ve milletvekilin yaptığında ses çıkarmıyorsan, kendi vicdanını bastırmaya çalışıp görmemezlikten gelmeye çalışıyorsan, senin meselen devlet ve millet değil, partizanlığın nedeniyle bu şahısların rahat yaşamlar sürmesi için çabalayan yalnızca sayısal bir oy değerinden ibaret kalmış ve hükümete muhalif olayım derken bu vatana muhalif olmuş bir kişiye dönüşmüşsün demektir. Umarım akledebilme, sorgulama yetilerine ve zulüm kimden gelirse gelsin karşı durabilme ferasetine halen sahibizdir. Bu kanun teklifini veren şahısların kendi partilerinin onayı olmadan bu kanun teklifini vermeleri de mümkün değil. Bir önceki videoda anlattığımız DSÖ ile yapılan akıllara ziyan anlaşma da
tüm partilerin onayıyla yapılmıştı. Bakın, ideolojik saplantılar, partizanlık, fanatizm, körü körüne tarikatçılık, cemaatçilik insanı öyle körleştirir ki zamanla akıl ve vicdanı tamamıyla kullanılamaz hale getirir. Millet olarak bu durumla yüzleşmediğimiz, akletmediğimiz, zihinlerimizdeki tabuları yıkmadığımız sürece yol alıp ilerlememiz mümkün değil. Bu şahıslara bu yetkiyi veren millettir. Vakti geldiğinde hak ettiği cevabı da ancak milletimiz verir. Bahsettiğimiz özgürlük ve eleştiri hakkı tanımaz kanun teklifi halen mecliste, komisyonda oylanmamış halde bekliyor. Umarım milletimizin gözünün içine baka baka bu zorbalıktan ibaret kanun teklifini verip ardından sözde insan hakları naraları atan şahıslara ve bu kanun teklifine gereken fikri tepkiyi gösterebiliriz. Ve bir daha da bu milletin oylarıyla meclise girmiş kimse bu aziz millete karşı böylesi özgürlük tanımaz kanun teklifleri vermeye cüret edemez. Yorumlarda bu konuya dair düşüncelerinizi okuyacağım. Ayrıca fikirlerimizi ifade ederken devletimize yönelen hain oluşumlara da fırsat vermemeye gayret sarf edelim. Sözümüzü sakınmadan hakikatleri anlattığımız yayınlar devam edecektir. YouTube ve Instagram sayfalarımıza abone olarak bizi takip edebilir, videoyu paylaşabilirsiniz. Sağlıklı bir ömür dilerim.